Bizim akaid kitaplarımızda bi'setin ya da risaletin umumiliği başlığı altında işlenen ve ilahi hitabın evrensel olup olmadığı tartışmasına doğrudan taalluk eden, doğrudan ışık tutan ayet-i kerimeler var. Yani bi'setin umumiliği ele alındığı zaman bu ayet-i kerimeleri bu başlıklar altında çok net biçimde görebiliyoruz. Bunlardan birkaçını zikredelim. Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesinde buyuruluyor ki Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nedîrâ. Bu Furkan'ı hakkı batıldan ayırt eden bu kitabı kuluna bütün alemler için bir nezir, bir uyarıcı olsun diye indirenin şanı ne yücedir. Burada Furkan'ın yani Kur'an-ı Kerim'in iki özelliği dikkate çekiyor. Birincisi uyarı için gönderilmiş olması. İkincisi de bütün alemlere hitaben gönderilmiş olması. Bu iki nokta çok önemli. Tarihselcinin gözlüğüyle bakacak olursak meseleye bu alemin kelimesinin ifade ettiği, ihata ettiği anlam çerçevesinin sadece küçücük bir bölümünü almamız lazım. Bunun için alemin kelimesinin kullanılması Kur'an gibi kitabın şahikasını oluşturan bir kelama, bir ilahi kelama elbette yakışmaz. İkincisi de uyarı maksadıdır. Kur'an'ın tarihsel olduğunu söyleyen arkadaşlarımız Kur'an'ın uyarıcı olma vasfının sadece tarihin belli bir dönemi için geçerli olduğunu, ondan sonraki dönemler için bu vasfını Kur'an'ın getirdiğini söylemek zorundalar. Kendi içinde tutarlı olmak istiyorlar. Elbette buradaki alemin kelimesi üzerinde de tafsilatlı olarak durmak lazım ama zikretmek niyetinde olduğum başka ayet kelimeler de var. Kısaca şunu söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem cinlere hem insanlara peygamber olarak gönderildiğini biliyoruz. Bu iki sınıf aleme tebligatta bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kelime ilk etapta, ilk adımda bu iki ruh alemi ifade eder. Arkasından kendi yaşadığı dönemde yaşayanları ve daha sonra gelecek olanları da kapsamına alır. Alemin kelimesinin yapısında bu anlam çerçevesinde görmemiz lazım. Artık seninle mücadelede bulunurlarsa de ki ben nefsimi Allah Teala'ya teslim ettim. Bana tabi olanlar da ve kendilerine kitap verilmiş olanlar ile ümmilere de ki İslamiyet'i kabul ettiniz mi? İslam oldunuz mu? Eğer İslam olmuşlarsa şüphesiz hidayete ermişler. Ve eğer kaçınırlarsa senin üzerine lazım gelen ancak tebliğdir. Allah Teala ise kullarını hakkıyla görür. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben hem ümmi olan Araplara hem de kitap ehline hitaben bir şey söylemesi emir buyuruluyor. İslam olun. Aşağıda ehli kitaba yönelik olarak onları İslam'a çağıran ayetler gelecek. Orada da göreceğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap tebliğ çerçevesi sadece Mekke ve çevresi değil, sadece Araplar da değil. Bütünüyle bir ehli kitap, bütünüyle bir insanlık alemi. Bu ayet-i kerime ümmiler demekle ehli kitap dışında kalan kategorilerin tamamını ihtiva ediyor. Ehli kitabı da ayrıca zikretmekle bütün insanlık alemini içermiş oluyor. Bir başka ayet-i kerime, az önce mealini okuduğum ayet-i kerime, Âl-i İmrân'ın 20. ayet-i kerimesiydi. Bu da En'am suresinin 130. ayet-i kerimesi. O gün Allah Teala şöyle buyuracak,
Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler, biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı, dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bütünüyle cin ve insan topluluklarının mahkeme-i kübrada hesaba alınacağı günden bahsediyor ayet-i kerime. Ve onlara hitaben şöyle buyurulacağını haber veriyor. Ey cin ve insan topluluğu, ya maşere cin ve ins. Bütünüyle cinler ve bütünüyle insanlar. İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi. İki nokta var burada. Birincisi, az önce ifade ettiğim gibi bütünüyle insanlara ve cinlere yönelik olacak bu hitabın, yönelik olacak olan bu hitabın bize anlattığı şey. İkincisi de kıyametin kopacağını ve öte dünya diye bir alemin geleceğini peygamberlerin haber vermiş olması. İnsanların o gün hakkında peygamberler tarafından duyarılmış. Bu nokta önemli. Çünkü insanlar bu noktada peygamberlerin uyarısına ihtiyaç duyuyor. Tarih içerisinde hep böyle olmuş. Bu dün de böyle oldu, bugün de böyle oluyor. İnsanların ahirete iman ettik demiş olması meseleyi çözmüyor. Ahirete iman, ehli kitapta da bir ahiret imanı var, ahiret inancı var. Ama Kur'an-ı Kerim bize çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor ki, onların ahiret inancında bir sakatlık var. O tahsihe muhtaç bir ahiret inancıdır. Üstelik ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Dolayısıyla peygamberlerin uyarıcılık vasfına, nezirlik vasfına, tarihin belli bir döneminde yaşayan insanların muhtaç olduğu, o dönemden sonraki insanların böyle bir uyarıcıdan ve uyarıcılık vasfından müstahni olduğunu söylemek, eşyanın tabiatına aykırı bir şeydir. Bir evvelki seminerde de zikrettiğimiz En'am suresi 19. ayet kerimesi ve uhiye ileyye hâdel Kur'an yu'inki li undirekum bihi ve men belâhe. Bu Kur'an bana sizi ve bu davetin, bu çağrının, bu tebliğin ulaştığı herkesi inzar edeyim diye, uyarayım, korkutayım diye bu Kur'an bana vahyoluyor. Bu ayet-i kerime konu hakkında nastır. Açıktır, kesindir, yoruma kapalıdır. Muhkem bir nastır. Çünkü Kur'an'ın hem birinci derece hitap ve muhataplarını hem de bu davetin, çağrının, tebliğin ulaştığı herkesi ihtiva eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarıcılık vasfına, dolayısıyla bütün bu daveti, bu çağrıyı duyan herkes, insanlar ve cinler arasında herkes muhataptır, uymakla mükelleftir. En'am suresi 19. ayet-i kerimeydi o söylediğimiz. Bu da İbrahim suresi 1. ayet-i kerime. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijen nase min az-zulumati ilen-nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Elif lam ra, bu öyle bir kitaptır ki bunu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura, o aziz ve hamid olan Allah Teala'nın yoluna çıkarasın. İnsanların karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarılması, çıkması, bu kitaba iktida etmeleriyle, ittiba etmeleriyle mümkün. Kitabın indiriliş amacı bu. Bu hidayete, bu rehberliğe, bu delalete, insanların belli bir kısmının muhtaç olduğunu, belli bir kısmının bundan müstahane olduğunu söylemek, hem eşyanın tabiatına aykırıdır, hem de dediğimiz gibi, ayrıca müstakil bir delil ister. Kur'an-ı Kerim'de bu tarz ayet-i kerimeler
hepinizin malumu olduğu üzere hayli fazladır. Kur'an'ın indiriliş gayesini insanların karanlıktan aydınlığa çıkarılması, dalaletten hidayete götürülmesi, sevk edilmesi amacına matuf olduğunu ifade eden ayet-i kerime. İşte bu insanlara kat'i bir tebliğdir. Hem bununla korkutulmuş olsunlar ve hem de onun muhakkak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri de güzelce düşünsünler ki İbrahim Suresi 52. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'in insanlara kesin bir tebliğ olarak takdim edilmesi, kesin bir hüccet, kesin bir tebliğ olarak ifade edilmesi, bildiri olarak ifade edilmesi, hem de bunun onların inzarına, uyarılmasına, korkutulmasına matuf olması, amacının zikredilmiş olması bu ayet-i kerimede konumuz bakımından son derece önemlidir. Hadid suresi 9. ayet-i kerimesi, O Allah Teala'dır ki kulunun üzerine açık açık ayetler indirir. Sizi zulmetlerden nura çıkarması için. Ve şüphe yok ki Allah sizin için elbette rauftur, rahimdir. Burada da aynı vurguyu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmesi, insanların zulmetten nura, dalaletten hidayete sevk edilmesi, çıkarılması için. Bu da Kur'an'ın hidayet ediciliğinin, rehberliğinin umumiliğini ifade eden ayet-i kerimelerden birisidir. Daha önce bu meal meselesini işlerken zikrettiğimiz bir ayet-i kerime var. Onu da bu bölümün son ayet-i kerimesi olarak alalım. فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَدْ تَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Burada saf kalp, temiz akıl sahiplerinin Allah Teala'dan ittika etmesi emir buyuruluyor. Onların iman eden kimseler olduğu vurgulanıyor. Arkasından buyuruluyor ki Allah size bir zikir indiriyor, indirdi. Bir Resul gönderdi. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ. Size Allah Teala'nın açıklanmış, beyan edilmiş ayetlerini okuyor. Ne için? لِيُخْرِجَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Bir bütün olarak iman edip salih amel işleyenleri zulümattan nura çıkarmak için. Buradaki ifadenin umumiliği de özellikle dikkat çekiyor. Bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'in insanları zulümattan hidayete sevk eden yanına vurgu yapıyor. Bir evvelki seminerde de zikretmiştik. Burada da üzerinden bir kere daha geçmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaptan olan olmayan devlet başkanlarına, kanaat önderlerine, liderlere İslam'a davet mektupları yazıyor. Ve onlara İslam ol, kurtul. Yoksa tebaanın günahı da senin boynunadır buyuruyor. Dolayısıyla evrensel kurtuluşun bu evrensel mesajla müsbet cevap vermekle mümkün olacağını, bu mesajın sadece bir kitleye, bir çevreye, dar bir çerçeveye hitap olmadığını, bütünüyle insanlık alemini muhatap aldığını o mektuplar net bir şekilde ortaya koyuyor. Keza ehli kitaba hitap eden ayetler, yukarıda bir miktar değinmiştik. Ehli kitaba hitap eden ayetler de gene kitabın evrenselliğinin delilini teşkil eden ayetler grubundandır. Bunlardan birisi Maide Suresi 19. ayet kerime. Ey kitap ehli, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye
İşte size hakikati açıklayan elçimiz geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yeter. Saf suresi 6. ayet-i kerime. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demiştim. Bu ikinci sırada zikrettiğim ayet-i kerimede enteresan bir durum var gerçekten. Kitabın tarihselliği tezini yerle bir eden bir ayet-i kerime bu. Nasıl? İsa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bisetinden en az 600 sene önce gelmiş bir peygamber. Ve İsrailoğullarına hitap ediyor. Onlara diyor ki, benden önce gelen bir Tevrat var. Ben onu tasdik ediyorum. Benden sonra gelecek bir peygamber var. Onu da size müjdeliyorum. Kur'an'ın hitabının evrenselliği, hatta tarih üstülüğü, zaman üstülüğü bu ayet-i kerimede çok çarpıcı biçimde ifade buluyor. İsa Aleyhisselam 600 sene sonra gelecek bir peygamber konusunda İsrailoğullarını uyarıyor. Onlar nesil be nesil birbirlerini uyarsınlar ve o peygamberin zamanında yaşayacak olanlar bu davetten haberdar olsun ve ona ittiba etsin, tabi olsun, iktida etsin. İsa Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelecek olan, 600 sene sonra gelecek olan bir peygamberi müjdelemiş olması, ona ittibayı emri de tazammül eder. Dolayısıyla bu kitabın tarihselliğinin, kitabın bağlayıcılığının tarihselliği iddiasının asla ve kat'a Kur'an bağlamında geçerli olamayacağını ortaya koyan çok net delillerden birisidir.